Amazon'da satışa yeni başlıyorsanız veya Amazon arbitraj, dropshipping gibi iş modellerini yapıp karlı ürün bulmakta zorlanıyorsanız şimdi size çok güzel bir ürün bulma yönteminden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Önce bu modelin mentalitesinden bahsedeyim. Amazon'da biliyorsunuz çok fazla pazar yeri var. Kanada, Amerika, Meksika, dünyada 21 ülkede Amazon pazar yeri bulunuyor. Öncelikle buradaki modelde en önemli mantık aslında şu. Amazon Kanada'da biliyorsunuz çok fazla dropshipping satıcısı var ve %5-10 kar marjlarıyla ürünler satmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla eğer Amazon'da dropshipping yapıyorsanız bu konuyu çok iyi şekilde biliyorsunuzdur. Kanada'da çok fazla bu şekilde satıcı var ve FBM olarak ürünleri listeliyorlar. Satıldığı zaman Amazon.com'dan alıp gönderiyorlar. Peki bu Kanada'da bu ürünleri, aynı ürünleri siz çok daha fazla karlı ve FBA olarak satsanız daha fazla kar eder misiniz? Ederseniz işte şimdi sizlere bu ürün modelinden, bu ürün bulma modelinden bahsedeceğim. Şu an ekranda gördüğünüz ürün mesela Amazon Kanada'da 109 dolara satılıyor. Aynı ürünü bakın Amazon.com'da 39 dolara alabiliyorsunuz. İşte bu ürünü aslında dropshipping satıcıları listeliyorlar Kanada'ya. Satış geldikçe buradan Amazon.com'dan alıp gönderiyorlar. Ama bunu arbitraj olarak yapsanız, yani bu ürünleri Amazon.com'dan alıp toplu olarak alıp, yani 10-20 tane alıp Amazon Kanada'ya FBA deposuna gönderseniz o zaman işte çok daha karlı satışlar yapabiliyorsunuz. Hem de burada dropshipping satıcılarının sürekli karşılaştığı suspend problemiyle karşılaşma olasılığınız azalıyor. Burada önemli olan nokta FBA olarak çalışıyor olması. Yani Amazon'un deposuna göndererek ürünleri satıyor olmanız. Bunu yaptığınızda Amazon size çok daha fazla güveniyor ve Amazon dropshipping satıcılarına yaptığı gibi bu şekilde suspend durumlarıyla karşılaştırmıyor veya çok az karşılaşıyor. Yani oran %1'lere kadar düşüyor. İşte bu iş modelini yaparsanız, Amazon arbitraj iş modelini Amazon.com'dan toplu olarak ürünler alıp Kanada FBA deposuna göndererek yaparsanız bence çok güzel karlı ürünler bulabilirsiniz. Şimdi biraz örnekler üzerinden göstereyim. Bunu nasıl yapabileceğinizi anlatayım. Sonrasında zaten bu bulduğumuz ürünleri nasıl analiz edeceğimizden bahsedeceğim. Tabii ki bununla alakalı biz Amparazon'da güzel bir araç geliştirdik. Yani şu an mesela ekranda gördüğünüz ürünün, mesela bu ürün Amazon Kanada'da 109 dolara satılıyor. Hemen Amparazon şunu yapıyor. Amazon.com'a gidiyor. Amazon.com'a gittikten sonra bu ürün mesela 39.99 Amerikan doları. Hemen bu 39 doları Kanada dolarına çeviriyor. Bakın burada 51.59 Kanada doları yazıyor. Şimdi bu 51.59 Kanada doları ile şu arasındaki farkı bize hızlıca gösteriyor. 57 dolar. 57 Kanada doları arada fark olduğundan bahsediyor. Tabii ki bu ürünü bu şekilde hızlıca baktıktan sonra ilk yapacağınız şey, bu üründe kar marjı var mı? Ne kadar kar ediyoruz ve ne kadar satıyor? Üst tarafta zaten Amparazon 13 tane sattığını aylık olarak göstermiş. Hemen aşağıya geldiğinizde bu ürün 51 dolara Amazon.com'dan toplu olarak aldığınızda ve bu ürün Kanada'ya gönderimini yaptığınızda toplu olarak alıp bir kolye koyup göndereceğiniz için ürün başı kargo maliyetleri 2-3 dolara kadar düşüyor. Dolayısıyla en fazla 3 dolar 4 dolar bile koysak bu ürün 51 dolara aldığınızı farz edelim. 55 dolara bile mal ediyor olsanız 23 dolar her satıştan kar elde edebilirsiniz. Tabi burada 13 tane satış yapıyor aylık tabii ki. Burada 13 tane satsanız ve 20 dolar kar ediyor olsanız gerçekten güzel bir kar marjı elde edebilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta şu. Bakın satıcıları getire bastığımda 5 tane FBM satıcı var bu listede. Siz bu listeye FBM değil de FBA olarak girdiğinizde bu listedeki satışın gerçekten büyük bir bölümünü alma olasılığınız çok yüksek. Çünkü Amazon zaten FBA satıcıları çok daha ön planda tutmaya çalışıyor. Ürünleri deposuna gönderip sattığınız için. Bu şekilde ilerlediğinizde güzel satışlara siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha ürün göstereyim ve bu modeli nasıl yapabileceğinizden bahsedeyim. Şimdi bunun gibi aslında birkaç tane öncesinde sizin için ürünler buldum. Burada mesela bir tane daha ürün göstereyim. Bu ürün yine Kanada tarafında 41 dolar. 41 Kanada doları. Amparazon Amazon.com'a gidip bu ürüne baktığında, hatta beraber bakalım. Şurada zaten CA yazan yere com yazdığınızda buradaki ürünün Amerika fiyatı çıkıyor bakın. Amerika'da 9.99 dolar. Hemen aynı ürünü Kanada'da baktığımızda az önceki gibi 39 hatta 41 dolara bu ürünü burada satabiliyorsunuz. Zaten bu işlemi kısaltmak için böyle bir eklenti de araç geliştirdik. Şunu hızlıca yapabilmeniz için bunu gösteriyoruz. 12.89 dolara bu ürünü aldığınızda ve 2 dolara da gönderdiğinizde
14-15 dolara bu ürünü mal ettiğinizde 12 dolar her satıştan kar elde edebilirsiniz. Bakın bu ürün ayda 117 tane satıyor. Satıcılara hemen bakalım. Satıcıların hepsi FBN. Bakın 5 tane satıcı da FBN. Siz bu listeye FBA olarak girdiğinizde bu satışların çoğunu siz alabilirsiniz. Bu konu çok değerli. Bunu yaptığınızdan dolayı aslında o dropshipping satıcılarından daha fazla kar elde edebiliyorsunuz. Eğer zaten dropshipping yapıyorsanız da bu şekilde iyi satan ürünleri, karlı ürünleri bulup dropshipping değil de arbitraj yaptığınızda bence çok daha güzel karlar elde edebilirsiniz. Bu konuyla alakalı tabii ki birçok faktör var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ürün bulma nasıl yapabiliriz? Burada aslında Amperazon'da bir araç daha geliştirdik. Ana sayfada da yani mesela bir tane kelime yazdım. Sling Pack Game yazdım mesela ben. Ben bu ana sayfada bu kelimeyi yazdığımda bütün ürünler için, bakın bütün ürünler için Amazon.com'a gidiyor ve fiyatlarıyla karşılaştırma yapıyor. Mesela şuradaki ürünlerdeki gibi fiyatlarıyla karşılaştırma yapıyor. Bize karlı ürünleri burada gösteriyor. Burada mesela aşağısında gördüğünüz rakamlar onlar. Burada bakın bu ürünle alakalı işte Amazon.com fiyatı 50 dolar, 50 Kanada doları. Dediğim gibi 1.3'te çarpıp Kanada dolarına çevirerek bunu gösteriyor. Ve aradaki farkın 49 dolar olduğunu gösteriyor. Mesela şu ürüne bakın. Bu üründe 69 dolara Kanada'da satılıyor. Ama Amerika'da 19.32 Kanada dolarına alabiliriz. Ve arada 50 dolar fark var. Bakın bu ürüne hemen detaylı bakalım. Bu ürüne detaylı baktığımızda hemen... Yani detaylarına şöyle bakabiliriz. Bu ürün ne kadar satıyor ve Amazon.com'da gerçekten fiyatı öyle mi? Amazon.com'a gidiyorum hemen. Amazon.com'a gittiğimde bakın fiyatı 14.98 dolar. Bu ürünü Kanada'da sattığımızda 69 dolara satabiliriz. Hemen yine kar marjında aşağıdaki şekilde gösterdiğim şekilde bakabilirsiniz. Şimdi tabii ki burada bazılarında yeşil, bazılarında kırmızı görüyorsunuz. Burada mesela kırmızı olanlar şunu gösteriyor. Amazon.com'daki fiyatı daha fazla. Bakın Amazon.com fiyatı 25 Kanada doları. Amazon Kanada fiyatı 14 dolar. Demek ki bu ürüne girmemek lazım. Hemen ilk bakışta ilk bakacağınız nokta burada yeşil olanlar. Kırmızı olanlar değil, yeşil olanlar. Yeşil olanlarda da en az biz 2 kat olanlara bakmaya tercih ediyoruz. Yani şurada 15 dolarsa 18 dolar değil de 30 dolarsa burada gerçekten kar marjı olabiliyor. Onlara bulmak lazım. Şimdi kısaca baktığımızda mesela 20 dolar Amazon.com'da, burada 56 dolar. Güzel. Burada mesela 25 Kanada doları Amazon.com'da, burada 96 dolar. Yani arada 71 dolar kar marjı var. İlk bakışta ürün içine girdiğinizde de yine Amazon'un kesintilerine falan baktığınızda bu şekilde kar marjınızı daha net olarak hesaplayabiliyorsunuz. Yani şu an buradaki olayları daha da hızlandırmak için aslında böyle bir geliştirme yaptık. Burada herhangi bir ürünü bulduğunuzda hızlıca ürüne gidip kar marjını hesaplayabilirsiniz. Örneğin şu üründe Amazon.com'da 34 dolar, Kanada'da 98 dolar. Burada kar marjını hesaplayıp 34-38 dolar, 37 dolar olsa her satışa 31 dolar kar elde edilebilir gibi başlangıçta görünüyor. Tabii ki burada ürünleri buldunuz. Bununla alakalı Amperazon'da bu yeni geliştirdiğimiz eklentideki bu aracı kullanabilirsiniz. Bu otomatik olarak zaten çalışıyor. Bunu nasıl aktif edebilirsiniz? Buradaki Amperazon eklentisine tıkladığınızda zaten sizde ekli değilse burada Chrome'a ekle butonu çıkıyor. Chrome'a ekledikten sonra zaten otomatik olarak giriş yaptığınızda çalışıyor. Bu son eklediğimiz bu arbitrajla alakalı olan özelliği bir ay boyunca ücretsiz olarak sunmaya karar verdik. Dolayısıyla siz Amperazon'da ücretli üye olmasanız bile bu özellikten faydalanıp ilk ürünlerinizi satabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki hemen eklentiyi indirerek bu özellikten hızlıca faydalanın. Peki bu ürünleri bulduk. Ürünlerle alakalı analizi nasıl yapacağız? Yani buradaki ürünlerin hepsi satılamaz aslında. Çünkü kar marjı olabilir ama burada birçok sıkıntı olabilir. Örneğin liste sahibi kendisi satıyor olabilir. Bu bir sıkıntı. Listede Amazon bulunuyor olabilir. Mesela şu üründe listede Amazon var. Yani normalde Amazon.com'da 39 dolar. Amazon Kanada'da 109 dolar. Ama listede bakın geçmişte Amazon bulunmuş. Şu sarı işaretli olanlar Amazon'un bulunduğu dönemler. Burada Amazon aktif olarak bulunuyorsa ve fiyatı çok fazla düşürüyorsa bu listelere girmenizi ben çok fazla tavsiye etmem. Listede birden çok satıcı olması önemli. Çünkü az satıcı olduğunda ya da bir satıcı varsa bu marka sahibinin kendisi sattığı anlamına gelebilir. Bunu da dikkatli bakmak gerekiyor. Birçok konu var burada aslında. Mesela ürünün fiyatı 109 dolar ama geçmişe yönelik de bakmak
gerekiyor. Bakın bu ürünün fiyatı normalde 109 dolar ama 99 dolara düşmüş. 124 dolara çıkmış, 133 dolara çıkmış, 184 olmuş. Yani burada geçmişteki fiyatlara da dikkatli bakmak gerekiyor ki kar marjını hesaplarken yanlış bir şey yapmamak gerekiyor. Bunlar da çok değerli şeyler. Burada listedeki satıcı sayısı, listede ne kadar satıcı var, kar ediyor muyuz, ne kadar satıyor, bu ürünle alakalı sıkıntı var mı? Bunların hepsine bakmak, ondan sonra tabii ki karar vermek gerekiyor. Ama süreci genel itibariyle anladığınızı düşünüyorum. Temel olarak dropshipping satıcılarının yaptığı işi FBA olarak yaparak arbitraj yapmış oluyorsunuz. Tabii ki bu Amazon arbitraj iş modelinde, online retail arbitraj iş modellerinde marka ürünler satıyorsunuz. Burada iyi satmayı başladığınız ürünleri bence uzun soluklu devam ettirmek istiyorsanız, çünkü bir süre sonra marka size izin vermeyebilir. O yüzden en iyi yapacağınız şey bence markaların yetkili satıcısı olmak. Burada bir markayı buldunuz, Waterpik diye bir marka. Bu markayla iletişim kurarak ben sizin ürünlerinizi toplu olarak almak ve yetkili satıcınız olmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Ya da bu markalar kendisi vermiyorsa bile yetkili distribütörleri vardır. O distribütörlerden bu şekilde ürünler alarak satabilirsiniz. Ama şu an başlangıç açısından Amazon.com'dan toplu olarak alıp ara depoya çekip Amazon Kanada'ya göndererek bile bu şekilde güzel satışlara ulaşabiliyorsunuz. Kar elde edebilirsiniz. Tabii ki sermayeniz arttıkça, ilk satışlarınızı yaptıkça bence ileri doğru giderken en iyi yapacağınız şey bu markalarla anlaşmak. Markalarla olmuyorsa bile yetkili distribütörlerle bu şekilde anlaşmak en iyi yol. Başlangıç olarak bu şekilde başlayabilirsiniz. Yol haritasından da bahsedeyim. Amazon.com'da bu ürünleri bulup 10-20 tane alıyorsunuz. Hatta business hesap açarsanız, yani Amerika'da şirketiniz varsa business hesap açarak indirimli şekilde de alabilirsiniz. Resale sertifikat alarak %7 daha da indirim sahibi olabilirsiniz. Bunlara aldığınızda ürünleri alıp ara depolara gönderiyorsunuz. Prep Shipping, Park Palet gibi ara depolar var biliyorsunuz. O ara depolara ürünlerinizi gönderdiğinizde, hatta Rexman'e katılanlara biz zaten bu depolar özel indirimler aldık. O indirimlerden de faydalanabilirsiniz. O depolar ürünleri gönderiyorsunuz. 50-60 tane geldikten sonra onlar bu ürünleri bir kolyeye koyuyorlar. Sizin için etiketliyorlar ve Kanada deposuna gönderiyorlar. Bu ürünler Kanada deposuna ulaştıktan sonra da zaten bu ürünler otomatik olarak satmaya başlıyor. Buybox'ta temel olarak zaten aynı fiyatı verdiğinizde sizin FBA satıcı olmanız dolayısıyla biraz daha avantajınız olacak. Dolayısıyla çok daha fazla satışa hızlıca ulaşabileceksiniz. Bu şekilde bu Amazon'da arbitraj yaparak güzel işler yapabilirsiniz. Sadece Kanada değil, bir diğer ülkelerde de bu işleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı ürünleri sadece Amazon'dan almak zorunda değilsiniz. Başka bulabildiğiniz internetteki yerlerden de ürünleri alarak satabilirsiniz. Bu iş modelindeki olay dediğim gibi bu şekilde fiyat farklarından faydalanıyorsunuz aslında. Bu fiyat farklarında gerçekten çok güzel ürünler bulunabiliyor. Biz bir hafta araştırma yaparak 1000 tane böyle karlı ürün bulabiliyoruz. Ama yakın zamanda şunu da yapacağız. Bütün Amazon Amerika ve Kanada pazar yerlerini biz zaten bu şekilde karşılaştırıyoruz ve sizlere Amazon web uygulamasında da burada direkt karlı ürünler şunlar, %10'dan %20'den daha fazla kar elde edebileceğiniz ürünler şunlar diyerek direkt de göstererek ilerleyeceğiz. Ama şu anlık sadece eklentiyle bile çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşması açısından da bir ay bu özelliği ücretsiz hale getirdik. Amazon eklentisini indirdiğinizde direkt olarak zaten bu özellikler sizlerde de aktif olarak kullanıma açılacak. Bu şekilde yapmanızı istediğiniz geliştirmeler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu anlattığım iş modeliyle alakalı da aklınıza takılanlar varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Amazon'da yeni satışa başlıyorsanız bence çok faydalı olabilecek güzel bir satış modeli. Arbitrajla başlayıp sonra zaten bizim çoğunlukla anlattığımız private label veya markaların yetkili satıcısı olma wholesale iş modellerine geçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.